İyi günler. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam efendim. Buyurun. Hocam sizleri Allah için seviyorum. Allah'tan razı olsun efendim. Hocam ben iş yerimi değiştiriyorum mecburiyetten. Biraz büyük yani ihtiyaçtan dolayı yeri büyütüyoruz hocam. Diğer yer küçük yer için. Hocam biz oraya biraz da borca girdik. Esnaflar şimdi ustalar iş yaptı. Para ödeyeceğiz. Biraz sıkıntımız var hocam. Şimdi bunun için bu esnaf kefaletler şey veriyor hocam. Hani biz esnaf olduğumuz için bize kredi veriyor. Hani işte yardım gibi, destek gibi ama tabii onun belli düşük faiz oranı var. Hani bu uygun mu değil mi onun için aradım hocam. Peki efendim. He hocam. Peki, dua peki. Eder, dua beklerim hocam. Allah Teala razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Efendim ilk dinleyicimizin tek bir suali vardı. Ben dedi iş yerimi değiştiriyorum dedi. Değiştirirken tabii dedi bir sürü masraflara girdik dedi. Bu esnaf kefaleti. Esnafa dedi belli bir şey veriyor dedi. Çok düşük. Kredi veriyor. Bunu kullanabilir miyiz? Şimdi nafakasını buradan temin ediyorsa nafaka için caiz. Sadece oradan kurtarabilir. Başka türlü caiz olmaz. Yani ufak tefek efendim şunu yapabilir miyiz? İşi büyüteceğim, ondan sonra arabayı yenileyeceğim, evi genişleteceğim, kredi alabilir miyim? İşte nafakanın içine sokabilir miyiz? O zaman İmam Rabbani Hazretleri'nin sözü hatırımıza geliyor. Bir talebesine buyuruyor ki yavrum her şeye bir kul bulduktan sonra Allah-u Teala'nın aynı şekilde gönderdiği emirlerine kıymeti kaldı diye. Doğru ya. Ya hakikaten düşündüğün zaman her şeye bir insan kul bulur ya. Öyle. Hırsla diyorsun ki ne yapayım? Evde çocuklar aynı şekilde ekmek bekliyor. Değil mi? Onun için çaldım. Onun için çaldım. Zina edenler ben diyor hani şey kimsenin namusuna hırsına şey yapmadım. Gönül rızasıyla oldu diyor. Zina mı? Zina mı? Onu da öyle kapatıyor. Ben diyor sarhoş olmayacak kadar içiyorum diyor. Buna da kop buldum. Adam öldürüyor. Ben diyor öldürmek için vurmadım ki diyor. Korkutmak için vurduydum. Nefsi müdafaa diyor. Nefsi müdafaa ettim. Orada kop buldu. Yani yoğurt, sütten çıkan ak kaşık gibi. Değil mi? Adam demiş yani meşhur söz. Yaptım ama bir sorun bana. Niye yaptım? Yani bir sorun demiş niye yaptım. Şimdi ben bir yerde okumuştum. Yaşlı bir zat bir gence işte şey yapıyor. Genç de boyuna her şeyi bir kulp buluyor. Diyor ki yavrum. Hadi ben senin sözüne inandım da. Kabul ettim. Sana hüsnü zannediyorum da. Bu anlattıklarını mahşer günü melekler kabul edecek. Yani ben kabul etsem ne olur etmesem ne olur. Yani demiş tamam beni inandırdın da demiş. Melekler bunu kabul edecek mi? Mizanın başında. Efendim ben şu niyetle yaptıydım. Efendim ben bu niyetle yaptıydım. Ben senin niyetini bilemem. Kalbini de bilemem. Ama orada niyetinde yaptığında hepsi açığa çıkacak. Onun için de İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri, Muhammed Refami Hazretleri, Muhammed Hadimi Hazretleri gibi alimler kitaplarda yazarken buyuruyor ki hatta Emre abiler de onu bizim anlayacağımız şekilde özetliyorlardı. Niçin sorusuna hazır olun diye. Niçin? Ya şimdi diyeceksin ben bu niyetle kalbindeki düşünceyi tak diye koyacaklar. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri kıyamet ahirette bir hadis-i şerif naklediyor. Orada organlar aynı şekilde yaptıklarını söyleyecekler. El diyecek ki çaldım, göz diyecek ki baktım, kulak diyecek ki dinledim. Dil diyecek ki söyledim. Tüt 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 falan yok seni dinlemiyor. Senin emrinde değil senin vücudun organları. Allah-u Teala onlara diyecek ki dünyada yaptıklarınızı söyleyin. Takır 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 hepsi devreye girecek. Takır takır hepsi devreye girecek. Ne yapacaksın o zaman? Ve işte İmam-ı Gazali Hazretleri de hadis-i şerifler naklediyorlar. Tek başına gideceksin ve buna hazır ol diye. Buna hazır ol diye. Orada efendim işte ben şu niyetle kredi aldım, bu niyetle ev aldım, bu niyetle araba aldım. Onu bilemem ben. Onu bilemem ben. Herkes niyeti açık net bir şekilde orada çıkacak. Efendim işte radyo programlarım, televizyon programları, insanlara nasihatlerim. Ben şu niyetle, sen inanırsın. Osman Ünlü'ye, Mustafa Topuz'a inanırsın. Tamam niyetleri düzgündür dersin, hüsnü zannedersin. Senin bu hüsnü zannının sana bir zararı yok. Ama ben gerçekten öyle miyim? Ben gerçekten öyle miyim? Çünkü yarın masaya yatırılacak bu. Osman Ünlü sen bunlar bunun için söylemen diyecek. Tak diye önüne koyuverecekler. Bak diyor önüne koyuverecekler. Ve hatta İmam-ı Rabbani Kudüs'e de mektubat kitabında buyuruyor ki din bir talebesine hitaben Allah'tan dinle yaptığın hizmete de güvenme.
Çünkü Allah-u Teala bunu kafirlere de yaptırır, facir kullarıyla da yaptırır. Ya iyi düşündüğün zaman evliya-i kiramın hayatlarını sık sık niye okuyun buyurulmasının sebep ve hikmeti de devreye giriyor. İyi şey yaptığın zaman niye evliya-i kiram başını yere secdeye kapanmış, kaldıramıyor başını? Yakini var, görüyor onu. Bana diyor bu sevgiyi veren, yani kendisine evliya dediğimiz şey Allah-u Teala sevgisi onun kalbinde. Bu sevgiyi veren almasını da bilir. Alır, oraya buz yerleştirir, kafir olur o. Bu sefer o azgın kafire verir sevgisini, o da aynı şekilde evliya olur. Oğlum vallahi de billahi de olur. Çünkü eshab-ı kiram başlangıçta kız çocuklarını öldüren, putlara tapan insanlar da çoğu. Ne oldu? Sonra Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hepsine razı olduğunu bildiriyordu. Dolayısıyla kalkıp da efelenmenin bir alemi yok. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Benim niyetim uydu falan. Beni kandırabilirsin arkadaşım. Beni kandırabilirsin. Ama hiçbirimiz Allah-u Teala'yı kandıramayız. Onun için otur. Hani halk arasında derler ya, takkeni çıkar önüne koy bir düşün diye. İslam alimleri ona nefis muhasebesi demişler. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri, zaten onların zemin kat böyle tek kat evleri, pencere de orası sıcak iklim olduğu için cam falan da yok, perde çekiveriyorlar. Dolayısıyla sokaktan giden kimse, yol güzergahındaysa, yol üzerindeyse, içeride yüksek sesle konuşulanı duyabiliyor. Hazreti Ömer kendisini hesaba çekermiş, elinde de kamçı var. Kendisine dermiş, bugün diyor şu işi yaptın, niye yaptın? Kendine soruyor. Olsa diyor ki Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam görmüştüm. O bir işi böyle yaptı, böyle söyledi. Ha geç. Şunu niye yaptın? Ya onu herhalde şuna bakarken orada bu kadar falan. Yanlış yapmışsın diyor. Basıyor kırbacı kendine. Tövbe et diyor. Yani nefs muhasebesi dedikleri şeyi yapıyorlar. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri Kudüs'e sorup buyuruyorlar ki bu nefs muhasebesinde biz diyor bu muhasebecilerin çoğunu geçtik. Allah Allah diyorsun, nasıl geçti? Biz diyor yaptıklarımız söylediklerimizin dışında kalbimizden geçenlerin de hesabını soruyoruz kendimize. Ona. Ya ben yaptıklarımı unutuyorum, kalbimden geçenleri hiç hatırlamıyorum. Ha diyeceksiniz, peki niye yazılmış bunların hayatları, niye meydana çıkmış, niye kitaplara yazılmış? Ha Allah-u Teala bu kullarını yaratmış. Bizim gibi böyle avam ha bunları okuyunca ha diyorsun arkadaş şey yapma. Efelenme. Şimdi böyle uçan kaçan falan var. Bu E5'in üzerinde bu haramilere de yüksek binalar yapıldı ya şimdi. Oradan bir tanesinin tepesinde. Daha önce bir tane şey gibi şalvar gibi yapıldıydı. Ondan vazgeçtim, o görülmüyor. Onun tam bir tanesinin en üstünde ben dergah kuruyorum şimdi. 30 katlı mıdır nedir falan. Böyle havalanıp artık benim uçma zamanım geldiğin pencereye açacağım. Buyur diyeceğim. Karşıda Marmara Denizi, aşağıda E5. Uçmak serbest. Ciddi alanlar olur. Ciddi. Hani bir şey yok. Uçmaya gelenler olur değil mi? Siz kendi apartmanınızın tepesinden at. Tövbe yarabbim ya. Oturunca mangalda kül bırakmıyorsun ya. Bir de bir haline bak. Bu büyüklerin hayatını bir oku. Okuyunca neresindesin? Ya bazen bakıyorum da hani zaman zaman anlatıyor. İslam alakında Allah falan rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi. Bugünkü aynı çekilen hatırlıklarını onlara aktarmışlar, şey yapmışlar. Hatta köşeli parantezlerle başka kitaptaki bilgileri de koymuşlar, ilaveler bile yapmışlar. Ya orada bir şey yazıyor. Namaz kılındığı zaman bu namazı melekler alır. İşte birinci kat semada bunu kontrol edenler var. Herkes, melekler herkes kendisine göre. Mesela bu namazda riya var mı veyahut da şartlarına uygun mu falan. Onlara bakıyorlar her bir katta. Her bir katta. 7 kat. Valla zorluya. Samimiyetle söylüyorum bak. Okuyorum orasını. Namazı zorluya. Hadi birincisini ittirdim. İkincisi falan üçüncüye varmadan düşüyor. Yukarıya geçemiyorum. Ya bu İslam Adal kitabı çok kimsede var. Çok yayıldı. Yani bu rafta dursun diye yazılmadı bu. Aç. Bir oku bakalım. Namazını da koy. Gerçekten birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 7. kata kadar kıldığın namaz varıyor mu varmıyor mu? Ondan sonra da havalanma. Ben namazı kılıyorum da falan filan. Bir bak bakalım hakikaten varıyor mu varmıyor mu? İnsan baş başa kalınca, kitapla baş başa kalınca bakıyor. İttire hadi birinciyi geçtik. İkinciyi de zorluya falan. İttire falan. Üçüncüye geçmiyor arkadaş. Yok. Küt diye indiriyorlar. Ve orada bir ifade geçiyor.
Namaz iyi güzel kılınmışsa Allah-u Teala sen beni aynı şekilde böyle aziz ettiğin gibi Allah-u Teala da seni aziz etsin, yüzün ak etsin diye dua edermiş. Eğer böyle namazı şartlarına uymaz paldır küldür kılarsan melekler onu fırlatır atarlarmış. Fırlatıp atınca da namaz dermiş ki sen beni böyle hakir ve zelil hale soktuğun gibi Allah-u Teala da seni hakir ve zelil hale soksun dermiş. Hadi buyur şimdi. Hadi buyur şimdi. Ondan sonra da havalanıp duruyorsun. Ya havalanma arkadaşım ya. Havalanma. Allah-u Teala hepimiz muhafaza buyursun inşallah Teala. İlk dinleyicimizin suali nafaka için tamam ama eğer oraya girerse iyiyse başka taraftan halletmek daha iyi.